bu senede 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle şu an huzurlarınızdayım. Ve kurumlarımızda Avrasya Hastaneler grubunda ki bunlardan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi, Gazi Osman Paşa Hastanesi ve Bakırköy'de Çamlık Hastanesi olmak üzere toplam 3 hastanemizde 350'ye yakın hemşire arkadaşımız görev almaktadır. 120 doktorumuz var grubumuzda. Bugün yönetim adına ve doktorlarımız adına tüm hemşirelerimizin başta kendi grubumuzdaki hemşirelerimiz olmak üzere Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Tüm ülkemizin hemşirelerinin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Hemşirelik mesleği çok kutsal bir meslek. Sağlık sektöründe, hizmette, sağlık hizmetinde olmazsa olmaz bir meslek. Ve hemşirelik artık eskisi gibi çok da kolay olan bir şey değil. Her gün biraz daha bilgiye, beceriye dayanan bir meslek. Ve uzmanlaşma işin içinde, eğitimler işin içinde, yoğun bakım hemşireliği işin içinde, ameliyathane hemşireliği işin içinde, anjiyo hemşireliği işin içinde, kemoterapi hemşireliği işin içinde, bunun gibi birçok hemşirelikleri daha sayabiliriz. Ve gerçekten özveriyle yapılan bir meslek. Yani hastaların tedavisinde, teşhisinde çok önemli hizmetler görmekteler. Birçok aletin kullanımını, bir efor aletini veya ameliyathanedeki bir cihaz aleti veya endoskopide çalışan bir hemşire arkadaşımız oradaki aletlerin kullanımını çok iyi bilmek zorunda. Ve doktorların da olmazsa olmaz bir yardımcıları, onlarla beraber ekip halinde hizmet verebildiğimiz veya hizmet verdiğimiz zaman daha başarılı, daha kaliteli bir sağlık hizmeti birlikte sunabilmekteyiz. Ve hastalar bundan sağlık açısından maksimum yarar sağlayabilmektedir. Ben bugün Hemşireler Günü nedeniyle tüm hemşirelerimizin, ebelerimizin, eczacılarımızın ve acilde çalışan ATT dediğimiz acil tıp teknisyenlerinin, radyolojide çalışan radyoloji teknisyenlerinin, laboratuvarda çalışan laborant arkadaşlarımızın tümünün bu kutsal gününü, önemli gününü kutluyorum. Ayrıca daha uzun yıllar birlikte çok daha güzel hizmetler vermeyi diliyorum. Sağlıkta ülkemiz önemli bir noktaya geldi. Şu an dünyada sağlık turizmi yapılabilen ve sağlıkta ön plana çıkan ülkeler arasında. Bu buradaki hastanelerimizin, doktorlarımızın ve hemşirelerimizin her geçen gün bilgi ve tecrübelerinin artmasıyla bu hale gelmiştir. Ve ileride de daha bu konuda ülkemizin başarıları olacaktır. Ben şimdiden tüm hemşire arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarına başarılı, sağlıklı ve onların da huzurla çalışma şartlarının olduğu yıllar diliyorum. Sağlıkta özellikle problemlerin azalmasını diliyorum ve herkese mutlu, sağlıklı, nice yıllar diliyorum.